Safranla ilgili yapılan yeni araştırmalarda safranın depresyona, major depresyon, bilişsel bozukluk, Alzheimer, birçok hastalığa iyi geldiğini biliyorduk. Konuşmuştum bununla ilgili. Klinik araştırmalar var, bilgi var. Fakat çok güzel yeni çalışmalar olmuş, yapılmış. Bunun en önemli özelliği beyindeki sinir hücrelerini tamir etmesi. Şimdi sinir hücreleri beyinde ve sinir sistemindeki sinir hücreleri öyle boşlukta durmuyor. Onları yastık gibi koruyan yan hücreler var. Glia hücreleri, astrit hücreleri, astriyal glia hücreleri, oligodendro, bir sürü dendritler var, hücreler var. Bunlar bunun yapısını, dokusunu bozulmadan koruyabilmek için yan hücreler var. Astroid hücreler. Evet. Kırmızı olan, mavi olan hücreler koruyucu. Bazıları bu sinir hücreleri birbirine bağlayan aksonları koruyucu. Diğeri sağ solda ezilmesini, bozulmasını, deforme olmasını önleyici birçok hücre var. İşte bunlarda da herhangi bir sorun olursa onları da tamir edecek özelliklere sahip safran. Sinir hücrelerini güçlendiriyor. Birleşimindeki etken maddeler hemen hemen hiçbir bitkide olmayan etken maddeler içeriyor. Çok güzel etken maddeler içeriyor. Ve krosin, sistitin vesaire birçok etken madde içeriyor da bunun en önemli özelliği nitrik oksit salınımını artırıyor. Daha önce nitrik oksitten çok bahsetmiştim. Nitrik oksit haber taşıyor, nörotransmitter gibi. Aslında bir gaz, akıllı molekül. Saniyede milyonlarca komut taşıyor hücrelere. Adeta boşluktaki dronlar gibi diyelim. Sürekli bilgi taşıyor. Dünyadaki bütün internet şebekeleri bir araya gelse beynin yaptığını yapamıyor. O kadar karmaşık işler yapabiliyor. Kullanabilirsek beynimizi demek ki insan daha çok şey yapabilir ama eğitilerek zamanla kullanılacak inşallah. Evet, şimdi depresyon, panik atak, anksiyete, major depresyon, bilişsel, hafif bilişsel, kişisel bozukluk, bilişsel bozukluk yani Alzheimer öncesi hal, unutkanlıkla Alzheimer arası, yavaş yavaş Alzheimer tedavi edilmesi geçecek durum. Multiple skleroz. Bu benim söylediklerim hep klinik araştırmasına dayanıyor. PubMed'den bakabilirsiniz. Öyle boş boş bazıları konuştuğu gibi konuşmak yok. 203 hasta üzerinde 4 ayrı grupta 4 ayrı çalışma grubu incelenmiş. Aslında yüzlerce klinik araştırması incelendikten sonra bunlar içerisinde sadece ciddi anlamda çalışan 4 klinik araştırması burada yer verilmiş. Daha yüzlerce klinik araştırmasından seçilmiş en iyileri. Bu klinik araştırmaları yapanlardan birisi de Profesör Doktor Akhunzade. Profesör Doktor İranlı Akhunzade ne diyor? Alzheimer hastalarının tedavileri diyor. Klinik araştırması yapmış. Akhunzade. İsmi enteresan değil mi? Akun. Eskiden İran, Pakistan, Afganistan bu bölgede bir Türk imparatorluğu vardı. Akunlar. Peygamber Efendimiz'in de soyu buraya dayanıyor. Akunlara dayanıyor. İşte münafıklar Peygamberimizi tehdit ediyorlar sürekli, müşrikler. Peygamberimizin amcası diyor ki bizi
Kureyşleri, Müslüman olanları tabi. Atalarımızın yurdu Akunlara sürmek istiyorlar diyor. Bir şiir gelmiş, 36 beytlik. Biz diyor, taş üstünde taş, gözü üstünde baş bırakmayız diyor. Bizimle mücadele varsanız buyurun diyor. 96 beytlik şiir var, Peygamberimizin amcası. Biz Türk'üz, Akunluyuz diyor. Akunlara sürmek istiyorlar, bunu yapacak buyursun diyor. Tamam mı? Yani Peygamberimizin soyunun Türk olduğu anlaşılıyor. Kim söylüyor? Bilim adamları söylüyor. Ne ilgisi var Akun'la diyeceksiniz. Akunzade oradan geldi aklıma. Akunzade yapmış olduğu araştırmalarda Alzheimer hastalığını safranla tedavi edilir diyor. Bir. Yine bir tekrar başka bir çalışma daha yapmış. Önce 54 hasta üzerinde, sonra 46 Alzheimer hasta üzerinde denemiş. Daha sonra Faruk yani Profesör Doktor Faruk aynı şekilde bu da orta ve şiddetli Alzheimer hastaları üzerinde tedavi denemeleri yapmış. 68 kişi üzerinde. Daha sonra Profesör Doktor Saloki. Bu da kronikleşmiş olan hafif bilişsel bozukluğa karşı. Bilişsel bozukluk unutkanlıkla demans arası bir hastalık, geçiş hastalığı. Tedavi edilmese demansa dönüşebilir. Yani öyle bir hastalık. Hastalar üzerinde denemiş, etkisini belgelemiş. Bunlar hep klinik araştırması. Yani şu gördüğünüz sinir hücresi ve bunun hücreleri birbirine bağlayan şu sarı bağ, akson ve bunları sinir hücrelerini yastık gibi koruyan astroid, galia hücreleri vesaire çeşitli hücreler var. Bunların daha öne sadece korumak değil, vitamin, mineral, enzim akışını sağlıyor, toksik maddenin çıkışını sağlıyor. Bağ dokusu gibi koruyucu sinir sistemini. Yoksa görüyorsunuz boks, kickboks mesela ağır sportif faaliyetlerde adam darbe yiyor ne oluyor? Beyin yine yerinde duruyor, bir şey olmuyor. Yoksa insan beyni su içerisinde, küfet içerisinde gibi yani kova içerisinde, su içerisinde gibi oraya buraya gidiyor. Darbe yemesine rağmen beyindeki sinir hücrelerine bir şey olmuyor. Eğer ki koruyucu sistem olmasa çak bir vuruşta patladı gitti beyin. Evet yani çok güzel muazzam bir sistem Allah'ın nizamı. İşte bizim üretmiş olduğumuz safran kapsülü. Ne diyor Şubat'ında şu an safran. Dünyada eşi benzeri yok. Sadece safran ekstraktı içermez. Safran. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Avrupa'da, Amerika'da üreten bazı firmalar var ama Gökçek olunca ne oluyor? Fark oluyor. Farkımız var. Safran. Ha burada. Safranın birleşiminde safran ekstraktı, aslan yelesi. Aslan yelesini biliyorsunuz çok bahsettim. Beyinde tadilat, tamirat yapar. Reset atar. Yapısı dokusu özellikleri bozulan hücreleri yeniler. Ginkgo beyine kan akışını artar, besler. Ginkgo ile ilgili 36 klinikte 10.815 demans, Alzheimer hastası üzerinde 1991-92-93 yıllarında tedavi denemeleri yapılmış, hastalar tedavi edilmiş. O günden bugüne 100.000'lerce hasta üzerinde denenmiştir Ginkgo biloba. Bu da yine Alzheimer ile ilgili. Sarı karnatron, beyin salgılamış olduğu hormonları, serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat, melatonin, prolon gibi hormonları dengeler, kişiyi sakinleştirir, relax, rahatlatır. Depresyon, panik atak, anksiyete yönler. Melisa yine beyine konsantrasyonu artar, konuya odaklandırır. Üzerlik
Okulda, sınavda, hayatta başarılı olmasını sağlar, beynin fonksiyonlarını artırır. Zerdeçal kan dolaşımını düzenler. Vesaire vesaire, çok güzel bir formül oluşturduk. Bir de dünyaya bakalım. Dünyaya bakalım. Nasıl bakacağız? Amazon. Amazon'a bakalım. Safran yazalım. Safran kapsülü. Güzel. Üretmiş Amerikalılar da. La 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 la. Ne koymuş bunun içine ya? 85.5 gram, miligram, pardon, miligram safran. Başka bir şey yok. Sübhanallah. Tam bir üçkağıtçılık. Dolgu maddesini doldurmuş maşallah. Yazık Amerikalılara. Veya Amerika'dan ürün getirenlere yazık. Paraları çöpe gidiyorsunuz. Bazı uyanıklar Amerika'dan getirdim ben abi diyor ama getirdiği ürünün içerisinde bir şey yok. Bu firma başka bir firma. Ne kadar ekstrak var? 90 miligram ekstrak var. Gerisi ne? Dolgu maddesi. Yani 910 miligram dolgu maddesi var. Nişasta verseniz. Evet. Gökçek farkı var. Bizim üretmiş olduğumuz ürün, bunların üretmiş olduğu üründen kaç kat pahalı? 20 kat pahalı. 50 kat kaliteli. Evet. Hem kaliteli hem pahalı. Evet. Gördüğünüz gibi safran biz üretiriz. Ya? O. Ne geçmiş? Tövbe estağfurullah. Takıldı. Safranın beyinle ilgili, sinir sistemiyle ilgili özelliklerini söyledim. Yeni bir şey daha söylüyorum. Göz. Okular hastalıklara, yani göz yüzeyini, koronaya vesaire hastalıklarına okular hastalıklar denir. Oftalmoloji, göz hastalıklarının hepsine birden oftalmoloji denir. Oftalmoloji. Şimdi efendim bununla ilgili çok büyük bir çalışma yapılmış. Çok güzel bir çalışma. Göz hastalıkları için bu da yeni bir çalışma. Yani demek ki sadece depresyon, panik atak, anksiyete vesaire vesaire iyi gelmiyor. Aynı zamanda makulayı, insan bakmış olduğu cisim %90'ı sarı noktada yansır. Yani görmemizin oluşmasını sağlayan bölge makula, sarı nokta. %90 burada sinir sistemi beyne iletir. %10 periferik sinir sistemi, yani yan sinirlerde oluşur. Sarı noktada bozulma, çözülme olursa hücrelerde sarı sarı cisimler görmeye başlar. Önce kişi kelebek uçurmuş gibi şeyler görmeye başlar. Sonra tedavi olmasa o sarı cisimcikler bakmış olduğu görme noktasını bozduğu için bakmış olduğu cismin ortasını göremez. Mesela adama bakıyor. Karşı karşıya adamın kulaklarını görür. Yüzünü göremez. Veya televizyon seyrediyor. Televizyonun ortasını göremez. Yanlarını görür. Makula dejenerasyon. Yani sarı nokta hastalığı tedavi edilmezse çok büyük sorunlar da var. Buna karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bir. İki. Diyabet, şeker hastalığından kaynaklanan retina deformasyonu. Retina incelmesi veya kalınlaşması veya çökmesi. Kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle ortaya çıkan sorunlara karşı etkili olduğu ispatlanmıştır. Yani şekerden kaynaklanan. Burada damarlarda oluşan A tabakasında damarlaşma olabilir. Eğer ki kan dolaşımı zafiyeti olursa çok yoğun bir damar oluşumu olur. O da gözü bozar. Buna karşı etkili olduğu belgelenmişti. Efendim
daha birçok göz rahatsızlıkları etkili olduğu belgelenmiştir. Burada AMD yani sarı nokta makula dejenerasyonu hastalığına karşı Profesör Doktor Falzini ve ekibi antioksidan ve nöroprotektif ne demek? Sinir hücrelerini tamir edici, yenileyici, tedavi edici olduğunu belgelemiştir. Picardi ve ekibi Profesör Doktor o da aynı şekilde antioksidan demek serbest radikalleri lüzumsuz psikleri temizleyici, arıtıcı ve nöroprotektif sinir hücrelerini tamir edici, yenileyici, iyileştirici, tedavi edici olduğunu beyan etmiştir. Daha sonra Profesör Doktor Marangoni ve ekibi aynı şekilde Laşayev ve ekibi Riazi ve ekibi Brahet ve ekibi Boniadi ve ekibi Sepati ve ekibi vesaire. Yani bunlar birçok ilim adamı ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı üniversitelerde göz rahatsızları olan hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar, etkilerini ispat etmişler. Çok güzel çalışma, glokom, sarı nokta, göz kuruluğu, gözde enfeksiyon, retina çökmesi, retina delinmesi vesaire vesaire her türlü göz rahatsızlığına karşı tedavi denemeleri yapılmış, etkisi ispatlanmış. Safran 5 mg yeter. Bunun 1 gramı, bunun 10'da 1'i, 20'de 1'i al bir şey. Abi biz buraya destilasyonla damlatılarak elde edilen ekstraktı var bunun içinde. Bunun çiçek olan kısmı değil, iğne gibi olan çiçek kısmı değil, iğne gibi olan kısmına kırmızı kısmı değil şurası. Bunun destilasyona damlatılarak elde edilen ekstraktı kullanılır. Ekstrakt. Major depresyona karşı etkili. Evet.